Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği bölgeleri geri almaya devam ederken, Azerbaycan'ın 13 askeri mevkii daha alacağı belirtildi. Azerbaycan, Ermenistan ile Gafan sınırında 13 askeri mevkii teslim alacak. 13 askeri bölgenin Ermenistan tarafından uluslararası sınırlara göre Azerbaycan'da olmasına karar verildi. Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik üssünde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı. Alınan ilk bilgilere göre görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu. Drone, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ermenistan askeri bilimler uzmanı Karen V.R. Tanesyan, Türkiye 100 senedir Kafkasya'da yoktu, Türkiye'nin bölgede güçlenmesi, özellikle askeri varlığı bizim için tehdittir. Türkiye Güney Kafkasya'ya, 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi yerleşiyor, dedi. Ermenistan tarafından Kelbecer'e açılan kapılar, Azerbaycan bayrağı renklerine boyandı. Kapılar daha önce Ermeniler tarafından Ermeni bayrağı renklerine boyanmıştı. İspanyol askeri uzman Willy Pulido, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin, Rusya için büyük bir diplomatik başarı, Türkiye için bölgesel nüfuz alanında ilerleme başarısı olduğunu belirtti. Rusya, Türkiye'nin Kafkasya'da pozisyon almaması için savaşın başlamasını engellemek istedi diyen uzman, Lavrov'a göre Ermenistan, uzlaşma ilkelerine dayalı bir barış sürecine bağlı kaldı. Ancak Paşinyan hükümeti bölgeleri devretmeyi reddetti. Bu, Türkiye'yi Azerbaycan'ı korumaya ve desteklemeye sevk ettiği için Rusya'nın çıkarlarına fayda sağlamadı. Savaş, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağları daha da güçlendirdi ve Rusya'nın hakimiyeti için büyük bir yenilgiye yol açtı. Bununla birlikte, Aliyev ile Paşinyan arasında Putin'in arabuluculuğunda yapılan son barış anlaşması, eski Sovyetler Birliği topraklarında büyük bir Türk askeri birliğinin konuşlandırılmasını önleme açısından Rusya için bir başarı olarak değerlendirilebilir. Ancak Rusya'nın son diplomatik başarısına rağmen, şüphesiz savaşın bir sonucu olarak, dediğim gibi, Türkiye-Azerbaycan dostluğu daha da güçlendi ve Türkiye bölgede ciddi mevkiler kazandı. Bu da İranlıları endişelendirdi, dedi. Azerbaycan'ın zaferiyle hem NATO hem de Batı'nın kazandığını aktaran uzman, Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye ile bir çatışması olsa da, Batı ve NATO dolaylı olarak Azerbaycan ile kazandı, çünkü bu, başarısız Nabucco doğal gaz boru hattı gibi Rusya'ya alternatif enerji arzının çeşitlendirilmesinde olumlu bir rol oynayabilir. İspanyol toplumunun yukarıdakilerin pek farkında olmadığı unutulmamalıdır. İspanya'da Kafkasya ile Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmayla ilgili bilgiler neredeyse sıfırdır. Genel olarak, İspanyol kamuoyu Ermenistan'ı sırf Hristiyan bir ülke olduğu için destekledi. Ne yazık ki İspanya'da Azerbaycan'ın laik ve çok modern bir ülke olduğuna dair yeterli bilgi yok diye konuştu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan sınırında gerçekleşen süreçlerin sınırlandırma olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Ermenistan'ın uluslararası kabul görmüş sınırlarından bir milimetre bile geri çekilmedik diyen Paşinyan, bu söz konusu değil. Bu aşamada, operasyonel amacı güvenliği sağlamak ve böylelikle etkili bir güvenlik sistemi sağlamak olan belirli sınır noktaları tespit ediliyor, dedi. Azat edilmiş torbalardayız. Sağ tarafta Ermeniler tarafından dağıtılmış kentlerimizdi. Gedirik Ubadlı rayonuna. Bütün kentler dağıdılır. Sovet vaktinden kalan abide. İkinci Dünya Muharibesine hasredilmiş abidedir. Onu da dağıdılar. Görün hansı vəhşi düşmənlə biz üz üzəydik. Hansı şər qüvvələri biz məğlub etdik. Bölgəmizi, Qafqazı faşistlərdən azad etdik. Bütün bu kəndləri bərpa edəcəyik. Ancaq ilk növbədə bütün kəndlərin o dağıntıları sənədləşdiriləcək, uçota alınacaq. Yeah.
Alır arazisine geçti. Bir tane de salamat bina yoktu. Bütün binalar dağıdılıb. Bu da 3-cü Ağalı kəndi. Ermənilər yaşayıblar. Amma görün nə gündə. Nə gündə. Mən deyəndə ki, işğal edilmiş torpaqlarda ermənilər səfalət içində yaşayır. Budur, bunun sübutu. Bizim kəndimizə gəlib, kəndimizin böyük səsini dağıdıb, gələsən başqasının torpağını zəbt edəsən, insanları eşiksiz qoyasan, sonra da onların evində yaşayasan, xarabalığa çevirəsən, sonra da deyəsən ki, bu qədim erməni torpağıdır. Müharibədən əvvəl deyirdim ki, bütün bizim kəndlərimiz, şəhərlərimiz talan edilib. Ermənilər dam örtüklərini, pəncərə çərçivələrini, hər şeyi aparıblar. Birinci Ağalı kəndi. Amma bəzi evlər qalıb, ermənilər bizim evlərimizdə yaşayıblar. Onlar da geçsinler, öz vətənlərində yaşasınlar. Gördülər bizim gücümüzü. Hesab edirlər ki, əbədi bizim torpaqlarımızda oturacaqlar. Bizə meydan oxuyacaqlar. Səbrimiz tükəndi, dedi, irəli. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Var ol. Başımıza əsir eləməz. Qəhrəman Azərbaycan əskəri öz gücünü göstərdi bütün dünyaya. İndi mənə məlumat verilir ki, dünyanın aparıcı ölkələrində, ali hərbi məktəblərində bizim döyüş taktikamız öyrənilir. Bu bir yenilikdir. 21-ci əsrin müharibəsidir. Həm peşəkarlıq, həm iradə, milli ruh, qəhrəmanlı hesabına torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmiş. Sizin başsınız və idarəçiliyiniz sayəsində. Sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan.